Selam arkadaşlar. Diyeceğim ama baksanıza güzelliğe. Amacım şuradan öteye gitmekti. Çok güzel yerler var ama private property yazıyor maalesef. Özel mülkiyet olduğu için geçemedik. Şimdilik size şöyle güzel bir manzara sunayım. Daha sonra anlatmaya başlarız. Burası benim yaşadığım yerden görünen bir yerdi. Manzarayı uzaktan çekeceğime manzaranın içinde olmaya karar verdim. Şu tabelada, sarı tabelada raklara dikkat edin yazıyor, kayalara. Raklara dikkat etmezseniz raklara gelebilirsiniz diyor. Gördüğünüz gibi hatta şu bakın yol kenarına falan da düşmüş bayağı. Burası şey olmadığı için insanların geçtiği bir yer. Şurada özel mülkiyet var. Öyle çok koruma yapmamışlar. Dikkat edin diyorlar sadece. Evet arkadaşlar, bana gelen sorulardan birisini size Meksika'dan geçişle ilgili sormuşlar. Ben şimdi YouTube'dan baktığımda o konuyla ilgili bayağı bir paylaşım var. Ben şimdi ekstra bir şey yapsam, araştırsam yanlış bilgi verebilirim. Direkt oradan gelip anlatanlar var. Onları izleseniz sizin için daha faydalı olur. Ama ben yine de buraya gelen Meksikalı arkadaşlara sordum. Onlarla tam nasıl oluyor vesaire öğrendikten sonra size aktaracağım. Evet, aşağıya geçmek istiyordum ama burada da tel örgüler var. Şuradaki doğal güzelliği görün istedim. Bana neden Idaho'dasın diye soran olmuştu. Gerçi onun soruş amacı hani masumane bir şekilde sormuştu arkadaş. Benim Türkiye'den çok yakın bir arkadaşım Birleşmiş Milletler aracılığıyla geldim mülteci olarak. Kendisi İranlı, Azeri, Türk. Türkiye'de çalışırken Birleşmiş Milletler'e başvurdu. Ve buraya geldi. Amerika karar veriyor o kişinin nerede kalacağına. O buraya mecburen buraya geldiği için buraya yerleşti. Ve yerleştikten sonra da burayı çok sevmiş. Yani şimdi bura mı, New York mu arkadaşlar? Para kazanmak diyorsanız burada da saati 12-14 dolara en basit işi yapabiliyorsunuz. Elinizde meziyet varsa, ara eleman işleri, kaynakçılık, boyacılık, böyle daha da aklınıza gelebilecek işler, daha da yüksek alıyorsunuz. Hele ki bir de uzun yol şoförlüğüne alışkınsanız bir CDL alıp, Commercial Driving License alıp uzun yol şoförlüğü yapabiliyorsunuz. Buralarda çok ihtiyaç var. Parası da güzel. Burada diğer büyük şehirlere göre maaş düşük görünse de alışveriş vesaire kira konusunda daha ucuz buralar. Onun dışında bana şöyle bir olay oldu arkadaşlar. Ben YouTube'da bir videoya yorum yazmıştım. Bana demiş ki işte ya Amerika'nın köyündesin sen, daha ne yaşadın ki falan demiş. Sonra ya hani yanlış anlama, hani git diğer yerleri de gör, o yüzden söylüyorum falan demiş biraz karşılıklı yazıştıktan sonra. Arkadaşlar ben Amerika'ya ayak basalı daha 2 ay olmadı, 30 Haziran'da geldim. Doğal olarak ilk geldiğim yerde burada hani kendimi daha rahat hayat kurup bir şeylerin hazır olduğu yere geldim doğal olarak. Direkt maceraya atılmak istemedim büyük şehirlere gidip. Çünkü Türkiye'de ailem var, onlara da maddi destekte bulunmam gerekiyor. İlerleyen zamanlarda o konulara geleceğim ama şu an memnunum buralardan. Size daha yaşadığım bu yol buhul işte böyle değişik okunuşları var ama tam bir türlü okuyamıyorum, ben buhul diyeyim, siz anlayın. Oranın nüfusu 4000-5000 civarı.
Şimdilik orada yaşıyorum. Twin Falls'a bağlı burası. Twin Falls'ta 50 bin civarı. Twin Falls'a da gidip geliyorum bir 30 kilometre mesafede. İş çok arkadaşlar. Bu kadar 50 bin kişilik yerde bile iş çok, emin olun. En basit McDonald's'ından burgerına, pizzacısından bilmem Meksika restoranına her yer eleman arıyor. Onun dışında şu ileride bir balık çiftliği var. Yani bizim balık çiftliği bunun yanında devede kulak kalıyor. Yani o kadar büyük bir balık çiftliği ki, yani burada bile emin olun kaç tane eleman lazımdır. Ki ben kaç tane iş başvurusu yaptıysam bu geldiğim yerlerde hepsi bana dönüş yaptı. Arıyorlar yani, herkes eleman arıyor. O konuda sıkıntı yok. Yani Amerika'nın neresine giderseniz gidin, iş çok. Bu tarz konular siz vizenizi cebinize koyduktan sonra düşüneceğiniz şeyler arkadaşlar. İlk şey vize almak ya da vizeyle gelemiyorsan da Meksika vesaire üzere gelmek. Yine aklıma gelmişken söyleyeyim, bir arkadaş sormuş, herkes öğrensin. Gerçi hani sorulan sorulara cevap veriyorum, orada da yazıyorum ama hani turist vizeyle gelindiği zaman işte iltica başvurusunda sıkıntılar oluyormuş falan dedi de, öyle bir durum yok. Hatta şöyle bir ayrıntı var. Turist vizesiyle geldiğiniz zaman iltica ofisine başvuruyorsunuz. Meksika'dan geçerseniz mahkeme süreci başlıyor direkt. Yani iltica ofisiyle bu işi başlangıçta yürütmek sizin için daha avantajlı, daha az masraflı. Mahkemede süreç daha farklı, davalarla bilmem nelerle uğraşıyorsunuz. O yüzden yasal olarak gelip sonrasında iltica başvurusu yapmak daha iyi. Olmuyorsa Meksika üzerinden şansınızı deneyin. Yani gelin de nasıl gelirseniz gelin. Şimdi o arkadaşın söylediğine geri döneyim. Hani büyük şehirlere gel. Ha, şunu söylemiş. Ya işte daha ne gördünüz ki siz? Daha ne kötü şeyler yaşayacaksınız? Ne kötü yönlerini göreceksiniz gibi. Haklı. Ama yani şimdi biz Orta Doğu'dan, Türkiye'den gelmişiz buraya. Ki ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. İstanbul'da ben ortaokula kadar Halkalı çöplüğünün kokusunu çektim. Orada ilk yüzdüğüm yeri söyleyeyim size arkadaşlar. Yani bir çocuk ilk yüzdüğü yer deniz olur değil mi? Benim o Halkalı'da bir inşaat çukurunun içine su dolardı. O temel atarlar yani böyle derin. Yağmur yağınca içi su dolardı, girip onun içinde yüzerdik. Yani İstanbul'da varoşlardan çıktık, bir şekilde hayata tutunduk, bugünlere geldik. Bu nasıl eşek lan? Eşek, aa it ya. Anlamaz mı? Demek ki Amerikan eşeği böyle oluyor. Tabii eşekse. Abi şu güzelliklere bakın ya. Daha çok size manzara çekeceğim. Canınız çok çekecek buraları. Evet. Yani Türkiye'de biz neler neler gördük. Eminim burada da kötü yanlar vardır ama ya işte daha ne gördünüz ki gibisinden söylemiş. İşte sen Amerika'nın köyünde yaşıyorsun, daha ne gördün gibi. Ben de ona şunu dedim, yani Amerika'nın köyünde yaşıyor olunca Amerika'da yaşıyor olmuyor musun yani? Değil mi? Yani şimdi Türkiye'de, ona dedim ki Adana'nın bilmem Aladağ ilçesinde yaşayan Türkiye'de yaşamış sayılmıyor mu? Yani şimdi oradaki adam İstanbul'daki kötü şeyleri görmüyor ama sonuçta o da orayı görüyor. Biz de göreceğiz. Büyük şehirlere gideceğiz. Oranın kalabalığıydı, sıkıntısıydı. Hani televizyonlarda falan da görüyoruz. Yani şimdi televizyonda görüyoruz işte, o onu öldürmüş, bilmem soymuş, etmiş, olaylar, şunlar bunlar. Anlatınca ben Türkiye'yi anlatıyor gibi oluyorum yani. Amerika'da da olsa ne olur ki? Türkiye'de nasıl bulaşmadıysak bir şeye, burada da bulaşmayız. İşimize bakarız. Eğlenmemize, gezmemize bakarız. Dağlarımıza gideriz, tırmanmaya bakarız. Kışın burada şelalelerimiz donar, buz tırmanışı yaparız. Bizim uğraşacağımız şeyler onlar. Benim başıma gelebilecek en kötü şey, tırmanırken buz sağlam mı değil mi? Kaya sağlam mı değil mi? Onlar olur. Onun dışında bir problem yaşamayız. Yani durumlar böyle. Amerika'ya gelip de
Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, burada arkadaş ortam bulmak için çok iyi sosyalleşmeniz gerekiyor. Gidip böyle outdoor kulüpler vesaireler bulmanız lazım. Sosyal medyadan bulmanız lazım. Ki böyle canınız sıkılmasın, hele bekar tek vesaire geliyorsanız buralarda arkadaş bulmanız çok zor. Benim arkadaşım olduğu için ve onun da zaten dağcılık camiasında bir sürü arkadaşı olduğu için benim öyle bir sıkıntım olmadı. Ha, ben sıkılırım, depresyona girerim diyorsanız rotayı direkt büyük şehirlere çevirmeniz lazım. Niye? Çünkü burada çalıştıktan sonra insan sosyalleşmek ister vesaire, ama ben zaten büyük şehirlerin vesairenin gürültüsünden, şeyinden bıkmışım, curcunasından. Ben PTT gibi lanet bir kurumda, boktan bir kurumda 12 sene çalıştım. Yani o kadar sıkıntılı ki, bir bilseniz, insanlarla uğraş, bilmem nesiyle uğraş, yöneticileri ayrı bir dert. Şimdi oldu ki ben Türkiye'ye döndüm, bu lafları söyledikten sonra zaten büyük ihtimalle sürerler beni. Sürgüne de alışkınız, onda da sorun yok. Hep mücadeleyle geçti 12 sene boyunca postanede. Yani biz o tarz postanede o şartlarda çalışmışız. Suriyelisi gelir, Türkçe bilmiyor, anlatamaz, kavga çıkarır. Yaşlı amcası, teyzesi gelir, kavga çıkarır, bilmem ne. O tarz yerlerde artık kafamız 1 milyon olduğu için böyle sakin yerleri istiyoruz doğal olarak. Sizin için en iyisi yapacağınız iş neyse ona göre şehir, eyalet kovalayın. Sonrası kolay. Şimdi DS-160 formu ile ilgili kısa bir short çekmiştim ama onu size detaylı anlatayım. Şimdi arkadaşlar, DS-160 formunu dolduruyorsunuz, tamam mı? Giriyorsun işte, orada bir güvenlik sorusu istiyor. Annenin kızlık soyadı benzeri, işte anneannenin adını falan istiyor, bilmem ne, sen seçiyorsun. Mail mi yazıyorduk? Özür diliyorum. Mail mi, telefon mu, o kısmını hatırlamıyorum. Giriyorsun. DS-160 formunu dolduruyorsun. Yani onu şöyle de yapabilirsiniz. Girip işte birkaç sayfa doldurup sonra onu sayfayı kaydet deyip çıkabilirsiniz. Sizin için orada önemli olan o formun numarası. Numarayı verdi mi size? Sonra giriyorsun. Bunu istiyorsanız bilmeyenler için linklerini de koyayım. İşte DS-160 formunun linki, randevu nereden alınır bunun linki. Bunları da koyayım isterseniz arkadaşlar, sizin için kolay olsun. O formun numarası sizin için önemli olan randevu aşamasında. Sonra girip randevuyu alıyorsunuz. Randevuyu nasıl alıyorsun? Giriyorsun, bir üyelik oluşturuyorsun. Bilgileri yazıyorsun. Sonra parayı bayılıyorsun. Artık kaç yüz dolar olmuştur şu an bilmiyorum. Hem dolar arttı hem ona da zam geldi. Ara ara zam geliyor zaten. Ben Mart gibi başvurmuştum. Ondan sonra 2-3 zam geldi yanlış hatırlamıyorsam. Randevunu aldın. 2055 2024'ün yazına mı veriyor artık, ne zamana veriyorsa. Randevuyu aldın, diyelim ki 2024'ün yazına, ama şanslısın, sisteme girdin, öne aldın, 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 2024 Ocağı kadar aldın diyelim. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 4 ayın var. 4 ayda plan yapacaksın. Ben nereye gideyim? Senaryom ne olsun? İşte fuar görmeye mi gideyim? Ondan sonra turistik amaçlı ziyaret için mi, yani ikisinde de turist vizesiyle geliyorsun ama kimisi hani gezme amaçlı turistik oluyor, kimisi iş seyahati amacı turistik oluyor. Onu belirliyorsun. Gideceğin şehirleri belirliyorsun. Yani şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar. Mesela kasinoya falan gitmeyi seven insansındır. Gambling seversin, blackjack oynayayım dersin. Kollu makine, slot machine oynayayım dersin. Tamam mı? Yazarsın oraya. İşte maddi durumum iyi. Bankada param da var. Kimisinin vardır zaten, ama ona rağmen şey yap, hani durumu iyi olsa da Türkiye'yi terk etmek isteyen insanlar da oluyor ya. Durumun vardır, bankada paran da vardır. Dersin ki ben Türkiye'de işte Kıbrıs'a gidiyorum, kasinoya oynamayı seviyorum. Las Vegas'a da hayalimdi. Maddi durumda olduğu için Las Vegas'ta gidip bir hafta oyun oynayacağım. Las Vegas'tan sonra oradan biraz daha batıya geçeceğim. San Francisco'yu, Los Angeles'ı vesaireyi görmek istiyorum dersin.
Tamam mı? Oradan dersin başka bir yakın eyalet bulursun haritadan. Bu üçünü gezeceğim. Yaklaşık bir ay Amerika'da geçirme planım var. Amerika'da tanıdığım yok dersin. Yoksa yani varsa ve onların tespit edeceği bir şeyse yalan söylemeyin hiçbir şekilde. Hiçbir beyanınız yalan olmasın. Bu da senaryo yani bu da yalan değil. Sonuçta yapmayı planladığın şey. Bunları o süreç içerisinde yaparsın, kesinleşir. Randevuna bir hafta kala formu tamamen doldurur. Fotoğraf, motoraf hepsini halleder, onaylarsın, çıktısını alırsın. Yani önceden onayladım bitti. Sonra plan değişti. Hadi bir daha DS-160 formu doldur. Sistem sana bir sefer DS-160 numarasını değiştirme hakkı veriyor. O yüzden şey yapmayın. Formu doldurun. Öyle kalsın. Numarasıyla randevunuzu alın. Asıl önemli olan orada randevuyu öne çekmek. Randevuyu ne kadar öne çekerseniz o kadar iyidir. Sürekli o randevu sistemine girdiğin zaman da sistem girmene izin vermiyor. Seni bir süre blokluyor. 3 saat, 5 saat, 6 saat falan. Sonra tekrar açıyor. O yüzden böyle dakika başı değil işte yarım saatte bir girip birkaç deneme yapıp çıkın. Gece yarıları deneyin özellikle. Tüm Türkiye uyurken. Herkes uyurken biri kalkıp da rüyasında görüp de randevusunu iptal ederse ilk siz yakalarsınız. Benim öyle oldu. Ta ne zamandı? Ta demeyeyim tabii biraz. Ben Mart ayında almıştım randevumu. Ekim 2023'e. Tesadüfen bir buldum hop 15 Haziran'a çektim. Sonra bir daha bir buldum hop Mayıs kaç Mayıs'a çekmişim? Ben 25 Mayıs'a çektim. Mis gibi 30 Haziran'daydı zaten uçak biletimde. Siz de o şekilde öne alabilirsiniz. Ondan sonrası zaten kolay. Hele o randevuyu bir öne çekin de 2024'ün yazı çok ya. Türkiye'de bir sene daha geçirilir mi bilmiyorum. Bu neyse politikaya girmiyoruz. Niye girmiyoruz? Çünkü gerek yok abi. Gerek yok. Yani niye gerek yok? Şimdi ben postanede 12 yıl çalıştım dedim ya arkadaşlar ben sendika başkanlığından tuttu her türlü şey yaptım. Bayağı bir mücadele ettik, hak aradık vesaire. Ulan sonra baktık yok ya. Yani niye yok ya? Şu yüzden yok ya. Mesela bir arkadaş var böyle bizim kafadan Alevi bir arkadaştı. Böyle şey görüşlü, sol görüşlü. Küpe takarak gelmeye başladı işe. Yok küpe takma bilmem ne falan. Tamam da mevzuatta takamazsın diye bir şey yok ki. İşte ya işte hani lafı şuraya getirecekler getiremiyorlar. Erkek adam küpe mi takar? Ve saçma sapan mevzular. Arkadaş dedim ki, ya dostum bak şimdi dedim. Sen kendini dedim Avrupa ülkesinde yaşıyor zannediyorsun. Şunu dedim kabullen. Bak bunu kabullen ve buna göre yaşa. Bak dedim kafan daha rahat olacak. Orta Doğu'da yaşıyorsun. Sen tipik, klasik bir Orta Doğu ülkesinde yaşıyorsun. Yok böyle küpeymiş, bilmem neymiş, böyle modern modern işlere hiç girmeye gerek yok. Abi güneş ne güzel batıyor baksana. Hiç gerek yok. Hadi beni de görün ya. Hey, what's up man? Hepinize selamlar arkadaşlar. Yani huzur huzur başka bir şey değil bak. Geldim ne güzel akşam üzeri geziyorum. Hiç gidesim de yok ha. Yani bunu kabullendikten sonra yani yaşadığın yerin bir Orta Doğu ülkesi olduğunu, böyle bir yerde mücadele etmenin anlamsız olduğunu. Ondan sonra kafan rahatlıyor. Ha dedim tamam ben Orta Doğu'da yaşıyorsam burada ne kadar kendimizi de paralasak. Çünkü yani şimdi Orta Doğu ülkesi de ne oldu? Yani şimdi iyi mi kötü mü? Şimdi kötülüğü şuradan geliyor. Bu politikaya girmiyorum arkadaşlar. Benim okuduğum bölümden kaynaklı bu yorumu yapabiliyorum. Uluslararası ilişkiler mezunuyum. Politika bilimi falan okudum. Şimdi Orta Doğu ülkelerinin en tipik özelliği şudur. Halka bol bol din ve milliyetçilik pompalarlar. Ekonomik kriz mi var? Pompala milliyetçiliği dini. İşte başka bir siyasi kriz bir şey mi var ortaya çıktı? Rezil olduk hükümet olarak. Pompala dinciliği, milliyetçiliği.
Yani bunları kullanıyorlar. Biliyorlar bizim halkta saf. Hani Atatürk diyor ya, Türk milleti zekidir. Yani acaba bunu bir tespit yapıp da mı söylemiş, yoksa bir temenni olarak mı söylemiş? O konuda şüphelerim var. Yani ama ben temenni olarak söylediğini düşünüyorum. Çünkü o kadar zeki görmüyorum yaşadığım toplumu. Yani Orta Doğu'nun tamam böyle. O yüzden bir şey söylerken ya şu Türkiye şöyle böyle demiyorum. Hani yaşadığım, geldiğim ülkeyi aşağılamamak için. Ama genel olarak coğrafya öyle, Orta Doğu coğrafyası. Bu coğrafyada işler böyle. O yüzden değiştiremezsin. Yani o halkın büyük bir çoğunluğu aydınlanacak da, oho, ölme şeyim ölme. O yüzden o işler boş. O işler boş. Geleceksin böyle, çalıştığın zaman emeğinin karşılığı verilen bir yerde mücadele edeceksin. Öyle dinmiş, milliyetçilikmiş. Bak burada da var o tarz şeyler ama burada böyle biraz daha futbol takımı tutar gibi değil. Biraz daha farklı. Bakalım yaşadıkça göreceğiz. Çünkü ben hani bu konular sakat konular, girmedim ona. Hani Amerika'da en azından şöyle bir şey var. Hani düşünce özgürlüğü dediğin şey çok kıymetli. Burada çok rahatlıkla dile getirebiliyorsun. Sabahın 5'inde kapına polis gelmiyor. Mutlaka bunların da şey tarafları vardır. Kötü örnek gösterilebilecek olaylar zaten biliyoruz ama önemli değil bunlar. Yavaş yavaş arabamıza dönelim. Şimdi şundan bahsedeyim arkadaşlar. Bu araba Ford Freestyle. Sanırım 2008 mi 2006, öyle bir şey. Yani eski bir araba ama çok güzel, yepyeni duruyor. Bu araba internetten baktım, 4000 dolar. Yani Türkiye'de parası olup da mesela 10 bin dolar para mı var Türkiye'de arkadaş? 4000 dolarını böyle güzel bir arabaya ayırabilirsin. Ha, biraz daha ekonomik yakan arabalara da yönelebilirsin ama amaç fikir versin. Şimdi abi 4000 dolar ne biliyor musunuz? Bir aylık maaş arkadaşlar. Bir aylık maaş. Bir aylık maaşınızla bir araba alabiliyorsunuz böyle. Ama yani Amerika'da genelde gidip de bir aylık maaşını kimse yatırmıyor buraya. Böyle güzel deri döşeme. Hatta şey, yani şöyle göstereyim size. Çok hoş, güzel bir aile arabası bu. Şöyle arkası da var, yani şu arkada koltuk oluyor. Bakın ne kadar pis, gördünüz mü? Burada köpek mi gitmemiş? Yani çiftlik hayatında bu tarz arabalarda şey oluyor. Genelde arabalar burada böyle içleri şey, çünkü insanlar iş içinde kullandığı için. Yani ne kadar güzel değil mi? Yani şimdi ne dedik? Bir aylık maaşını gidip yatırmıyor adam. Burada sistem sizi borçlandırma üzerine kurulu. Diyelim ki Social Security Number var. Sosyal güvenlik numaran. Tax Number'ın da var vesaire. Banka bakıyor. Yani diyelim ki işte Facebook Marketplace'te ilan gördün. İlana bakıyorsun. 4000 dolar. Anlaşıyorsun. Sonra arabanın bilgileriyle bankaya başvuruyorsun. Tamam mı? Taşıt kredisi ya, klasik bildiğin. Yani öyle çok uzun uzun anlatmaya gerek yok da. Burada anlatacağım şey şu. 4000 doları 36'ya veriyor adam. Hani 40'a böldüğünü varsay, hani şey olsun. Tamam, küsuratsız. Hani 100 dolar, 110 dolar, 120 dolar ödüyor adam. 36 ay taksitle araba alıyor. Burada o kadar basit yani. Nasıl? Of be. Abi şu sese bak ya. Bak ineklere, bak ineklere. Tabii. Onu çektiğimi anladı.
Yani araba işi de böyle, ev mev işleri de aynı yani, böyle bir alıyorsun evi. Öderken anlamıyorsun bile. Sorularınız varsa alalım. Çok sağlam bir video ile geleceğim size. Araştırma yapıyorum. Ha, konusunu söylemeyi unuttum. Bak, unutuyorduk. Şu an ne kadar yabancı video varsa onları izliyorum. İltica başvurusu nasıl yapılır? Bir tane adam buldum. İltica ofisinden emekli. Anlatıyor. Nasıl yapılır? Püf noktaları nedir? Nasıl hazırlanmalısınız? Daha interview gelmeden, arkadaşlar şu interview'ümün Türkçesini bulamadım, biliyor musun? Şimdi röportaj diyesim geliyor, mülakat diyesim geliyor. Görüşme diyelim yani, iltica görüşmesi. İltica görüşmesinden önce diyor, o şeyi nasıl kazanırsın diyor. Yani karşı tarafı nasıl ikna edersin iltica memurunu diyor. Her şey o kadar güzel anlatıyor ki. Yani İngilizcesi iyi olan birisinin ne avukata ne danışmana ihtiyacı olmaz. Ha, reddedilirse gider mahkeme sürecinde avukat tutar. O zamana kadar da çalışma izni almış olur. Parayı da kazanıyor olur. Avukata verdiği parayı anlamaz bile. Ben internette birisi vardı. Onun danışmanlık ofisine yönlendirdiler. Görüştüm. Adam bana diyor ki ya sen Meksika'dan geçmemişsin. Önce gidip başvurman lazım bilmem ne diye. Saçma sapan bir şey dedim abi, yani neyse dedim ya, boşver, en iyisi ben kendim başvurayım. Bakalım başvuracağız, sonuçlar nasıl olacak, size hepsini başvurum herhalde bir hafta içerisinde sonuçlar. Şu an Türkiye'de yaşadığım hukuki sıkıntılar olsun, ayrımcılık olsun, sürgün olsun, hakkımda bunca süredir yapılmış ne varsa şu an onları toparlıyorum. İngilizcesi olsun, Türkçesi olsun. Başvuruyu tamamlayıp da başvurunuz kabul edilmiştir dendiği zaman o videoyu hazırlayacağım. Başvurum reddedilirse avukata gideceğim. Demek ki olmuyormuş diye. Hepsini, bilgisini size veririm arkadaşlar. Bu işler deneme yanılma yöntemiyle. O yüzden mecbur. Neyse, video arkada yarım saat. Bak şimdi niye bu böyle oluyor biliyor musun? Bir 10 dakikalık video çekeyim diyorum. 30 dakika olmuş. Niye? Bütün gün İngilizce konuşuyorum. Türkçe konuşmayı özlüyorum. O yüzden böyle video çekeceğim zaman çenem düşüyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Neyse, güzel oluyor ya. İşe gidip gelirken izlersiniz. Birisi demiş abi bak yeni ilk takipçilerim biziz. Kanalım 1 milyon olunca bizi unutma demiş. Size buradan söz veriyorum. Şimdi 99 kişi olduğu zaman onu bir ne o Türkçesi? Ekran görüntüsünü alacağım. Bir SS'ini alacağım onun. Tamam mı? Onu yapıştıracağım Instagram'a. Duracak o. Ulan bir gün gelip de böyle harbiden para kazandığına takipçi olursa bütün gelir, niye 99? Yüzde benim. Tam bölünsün 100. O ilk 100'e paylaştıracağım. Paylaştırmayan ne olsun? Paylaştırmayan Türkiye'ye geri dönsün. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.